Efendim mutlu akşamlar diliyoruz. Söz Meclisi ile sizlerle birlikteyiz. Haftalardır, belki de aylardır diyebiliriz, konuşulan bir konu var. Aslında 2011'de gündeme geldi ama sonrasında yıllar içerisinde pek de üzerine düşünmedi, konuşulmadı. Bu derece gündem olmadı. Ama öyle bir nokta ki hani ifratla tefrit arasında kalmak durumu olur ya ve ne yazık ki siyaset arenasında da kutuplaşmanın bir metası haline de gelmiş durumda. Neden bahsediyorum? Çok açık, duyurduk zaten. Kanal İstanbul projesinden bahsediyoruz. İktidar, işte Cumhurbaşkanı Erdoğan ifadeleri, bugün yine sözleri vardı mesela. Kanal İstanbul'un mutlaka yapılacağından bahsediyor. İsteseler de istemeseler de diyerek. Şimdi bu sözlerin karşısında biraz daha sakin olup aslında bu denli büyük bir projeden bahsederken bilim ne diyor ona kulak vermek gerekiyor. Yine bu tartışmanın bir tarafı olarak görülen ve aynı zamanda söz konusu protokolden çekildiğini ifade eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de aynı zamanda bilim ve akıl çerçevesinde bazı adımlar gelmişti. Ne gibi? Geçtiğimiz cuma yapılan Kanal İstanbul Çalıştayı gibiydi. Biz de o kıymetli bilim insanlarımıza sağ olsunlar sorduk. Gelir misiniz o çalıştayın bir benzerini ekrana taşıyalım dedik. Sağ olsunlar kırmadılar. Kendi alanlarında önemli bilgiler verecekler. Yapılmalı mı, yapılmamalı mı ve soru işareti neden sorusuna verecek bir cevap arıyoruz onlarla birlikte. Biz susalım, bilim konuşsun dedik ve bütün o siyasi tartışmaların dışında konuşmak gerekiyor aslında. Sağ olsunlar kırmadılar. Peki kimler kıymetli konuklarım? Hemen takdim edeyim efendim. Profesör Doktor Ahmet Vefik Alp. Ahmet Hoca'yla işin kent bilimi yanına bakacağız. Zira kent bilimci ve yüksek mimar kendisi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkürler. Sağınızı yalnız bırakmadınız. Profesör Doktor Doğanay Tolunay ki bu ekranda zaten kendi alanı ile ilgili konular olduğunda hemen başvurduğumuz kıymetli bir isim. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi'nde öğretim üyesi kendisi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Yalnız bırakmadınız bizi ve aynı zamanda tabii İstanbul deyince bir başka gerçeğimiz daha var. O da deprem gerçeği, afet gerçeği. Bu konuyla ilgili de Kanal İstanbul çerçevesinde de fikirlerini, yorumlarını alacağımız için isim Profesör Doktor Haluk Eyüdoğan yine bu ekranın da bildiği, tanıdığı bir yüz aynı zamanda. İTÜ Jeofizik Bölümü emekli öğretim üyesi şimdilerde evet, değil mi hocam? Evet. Ama az evvel bir girişte bir konuştuk. Emekliliğinde de aynı şekilde belki daha fazla çalıştığından, yazmış, kitaplar yazdığından bahsetmişti. Evet. Emeğinize sağlık hocam her birinizin. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi teşekkür yalnız bırakmadınız. Hocam ama hiç emekli gibi değil. Asistan maşallah gibi genç. Hiçbiriniz öyle değilsiniz hocam. Doktor asistan. Bunu söylemeliyim. O çalıştayda sizler vardınız hepiniz evet, ve sunumlar gerçekleştirdiniz. O yüzden gerçekten bizim için çok kıymetli. Bütün o siyasi tartışma, dedim ya ifrat tefrit arasında kalmamak gerekiyor. Böyle bir şeyi daha akıllı, bilimle anlatmak gerekiyor. Sizlerin ne dediğiniz çok önemli. Ve belki başka alanlarda var. İşte oşinografi kısmı var. İşin belki, işin güvenlik kısmı, askeri kısmı var. Onları da daha çok konuşacağız gibi görünüyor. Kesinlikle değil mi hocam? Ekonomik anlamda getirirse hep bize ekonomik bir neden var gibi söyleniyor ama iş gerçekten öyle mi? Şimdi ben izninizle hocalarım deprem konusu İstanbul deyince tabii çok evet, önemli ve geçtiğimiz cumartesi günü de Kandilli Rasathanesi'ne göre 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Evet, onu, bu depremde yazdık. Şu dikkatimi çekti hocam. Mesela o gün bir deprem hareketliliği de vardı aslında o Silivri noktasında bölgelerde. Evet. Ama sosyal medyada dikkatimi çeken şey neydi biliyor musunuz? İşte bir tanker kazası, bir arıza olduğu zaman Kanal İstanbul'un ne kadar elzem olduğunu söyleyenler 4,7'lik bir depremde bu panikte hiç ses etmiyorlar diye bir yorum okudum mesela. Dikkatimi çekti benim de haliyle. Ne düşünmektesiniz? Biraz da o hareketliliği de biraz yorumlasak mı hocam hazır sizi de bulmuşken neler oluyor İstanbul'da diye? Evet, yani deprem İstanbul'un giderek en önemli konusu haline geliyor, gelmek durumunda. Evet. Çünkü 1999 depreminden bu yana 20 yılı geçirdik. Ortada deprem risklerini azaltma konusunda yaptığımız ve öğreneceğimiz çok fazla bir şey yok. Bazı iyi niyetli girişimler var. Ama sistematik, sürdürülebilir deprem risklerini azaltma yönünde bir takvim izlemiyoruz. Hı hı. İzlenemiyor. Hı hı. Olayın yalnız maddi yönü yok tabii, strateji, eylem planları. İstanbul gerçekten en kısa sürede büyük bir depreme hazırlık yapmak, riskleri azaltmak zorunda. Çünkü 2003 İstanbul Deprem Master Planı'nda bunlar çok ayrıntılı incelendi. Eylem planları, stratejiler belirlendi, takvim belirlendi. Ancak maalesef kapağı 2003'ten sonra açılmadı. Şimdi açmaya çalışıyoruz. 17 sene önceden bahsediyoruz. Şimdi hocam,
Kanal İstanbul'la deprem ilişkisine değinirim. Değinmemiz gerekiyor. Evet. Ama Kanal İstanbul gibi ya da İstanbul Kanalı gibi bir devasa projenin bir coğrafyayı, ekolojiyi, orada yaşayanları, tarımı, birçok faktörü etkileyecek bir devasa projeyi öyle mutlaka olarak, tırnak içinde mutlaka yapılacak demek bilimin, uzmanlığın, liyakatın bir şekilde reddi oluyor. Çünkü bilimde mutlaka diye bir şey yoktur. Hı hı. Akılcılık, ortak akıl neyi gerektiriyorsa onları konuşmak lazım. Tepeden inme bir proje ileride ne tür olumsuzluklar getireceğini, ne tür felaketlere dönüşeceğini bilemezsiniz sonra. Evet. Dolayısıyla mutlaka ile yola çıkılamaz böyle projelerde. Bunlar ben sakıncalı ifadeler yani. Hele 2013'te meclisteyken, o zaman Kanal İstanbul'la ilgili konuşma yaptım. Evet. Mecliste. Evet. 2012'de Kanal İstanbul'la ilgili iki kere soru önergesi verdim. Sorduğum bazı şeyler vardı. Teknik olarak da sorduğum şeyler vardı. Ama mesela fizibilite raporunda sordum. Cevap dahi verilmedi. Dolayısıyla bilimsel açıdan ortak ayrıntılı incelenip katılımcılık yoluyla kararlar, bu şehrin katılımcılığı, bu şehrin insanları tarafından karar verilmeden mutlaka yapılacak diye bir şekilde yola çıkarsak bence sonuç iyi olmayabilir. Bakın Çalıştay, İstanbul Kanal Çalıştayı, Kanal İstanbul Çalıştayı 10 Ocak'ta yapıldı. Onun başlıklarına baktığımız zaman 8 tane başlık var. Kanal İstanbul'un ekonomi politiği, mekansal planlama, şehircilik ve ulaşım, çevresel boyut, su, ekoloji, toplumsal boyut, katılım, hukuki çerçeve, güvenlik, afet riski ve depremsellik. Biraz sonra da ayrıntısına gireceğim. Mekansal planlama, şehircilik ve kültürel miras, çevresel boyut, iklim ve ekoloji. Şimdi niye bu başlıklarda bir yüzlerce, binlerce insan katıldı, en az 50 bilim insanı, uzman konuştu? Bunun her yönüyle araştırılması, incelenmesi, eleştirilmesi gerektiği için. Ki şu notu da düşelim. Bildiğim kadarıyla bu çalıştayı düzenleyenler, yani Büyükşehir Belediyesi, bu projeyi destekleyen bilim insanlarına da bir davette bulundu ama bildiğimiz kadarıyla gelen... Tabii orada yalnız Kanal İstanbul olmasın ya da ona olumsuz yönde bakanlar değil, olsun diyenler de çağrıldı. Evet, ama sonradan onların ayrıldığını bir şekilde gördük. Dolayısıyla proje ne olursa olsun bilim insanları tarafından tartışılmasında büyük yarar var. Ve bunu da projeyi getirenin sağlaması lazım. Engellemesi değil, sağlaması lazım. Şimdi o başlıklardan biri de afet riski ve deprem sendik. Evet. Eğer biz bu 45 kilometre boyunda iki tane bir barajı, bir gölü ortadan kaldıracak, Terkoz Gölü'nü tehlikeye atacak, 360 metre genişliğinde bir su kanalı yapacaksak bunun her türlü etkisini iyi hesaplamak zorundayız. Bunlardan biri de depremle ilişkisi. Evet. Depremle ve depremsellikle ilişkisi ve afet boyutu. Tabii ortaya iki tane ÇED raporu çıktı. İki ÇED raporunu da aylarca inceledik. İnceliyoruz hala. İncelikçe şaşırıyoruz. Çünkü hakikaten bazı ifadeler var. Yetkin ellerle yazılmamış. Deprem konusunda çok ayrıntılı etütler yapılmış. Yani ne tür bir deprem riskiyle karşılaşabilir kanal. Yapılan şey aslında 2018'de yürürlüğe giren Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nın, yeni Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nda ilgili üniversitelerce yapılan şeylerin bir benzeri kanal içinde yapılmış. Yani aslında elde edilen değerler de
Şu anda 2018'de yürürlüğe giren, 2019, 1 Ocak 2019'da yürürlüğe giren Türkiye deprem tehlikeleri, tehlike haritasının daki değerlerden farklı değil. Onu incelediğimiz, karşılaştığımız zaman görüyoruz, onu da gösteririz. Şimdi ne yapılmış? İstanbul'un deprem tehlikesi nedir? Bakılmış. İstanbul'un deprem tehlikesi artık aynı şeyleri biraz tekrarlamaktan da yoruluyoruz. Arkadaşlarımız eğer birinci şekli gösterirlerse tamam, oradan devam edeceğiz. Bu şekil son 1900 yıllık deprem haritası. Son 1900 yılda Marmara'da olmuş depremlerin dağılımı. Kırmızılar 7 ve daha büyük depremler 1900 yılından önce. Maviler de yine 1900 yılından önce olmuş deprem. 6 büyüklükteki depremler. 6 ile 7 arasındaki depremler. Diğer içi boş daireler ise 1900'den 2019'a kadar olmuş 5, 6 ve 7 büyüklükteki depremler. Dolayısıyla bu haritaya baktığınız zaman zaten bu birçok bilimsel raporda mevcut bir harita. Bunu ben çizmedim. Mevcut İstanbul Deprem Master planında, ondan sonra yapılan üniversitelerin yaptığı raporlarda, mikro bölgeleme çalışmalarında kullanılan, depremsellik için kullanılan bir harita. Tehlikeye baz olan bir harita bu. 99 depremi bakın burada. 1509, 1766 gibi ya da 1912 depremi gibi depremlerin hepsi burada yer aldığını görüyorsunuz. İkinci şekli alalım. Bütün bu deprem bilgileri, 2000 yıla yakın bir deprem tarihi var Marmara'nın. Evet. Çünkü kültürler beşiği, yani son yapılan kazılarda 8500 yıllık tarih çıktı bu coğrafyanın. Evet, evet. Dolayısıyla hakikaten güvenilir bilgiler de var. Birçok şeyi Marmara bölgesi için biliyoruz. Kayıtları çünkü alınmış arkeolojik yani. Arkeolojik kalıntılar var, tarih miras var. Bu da deprem tehlikesini hesaplamak için kullanılan fay hatları. Bunlar ya bu deprem dağılımları ve bu fay hatları kullanılarak kanalın geçtiği şu bölgede ki deprem tehlikesi hesaplanıyor. Aslında bu Marmara bölgesi için 2007'den beri hemen hemen 2003'te, 2002'de de kullanılan deprem tehlikeye esas fay haritası. Ayağa kalkmanız da gerekirse rahat hareket evet. edebilirsiniz hocam. Onu şimdi da burada depremleri gördük. Bir üçüncü şekle bakalım. O da geliyor. Üçüncü şekilde Avrupa yakasına özel ve 1900'den 2017 yılına kadar olmuş depremler. Üçten büyük olanlar. Bunları, tam bu güzergahı görüyoruz şimdi. Bunların bakın şurada 5.3 büyüklüğünde bir deprem var 1923 yılında. Tamam. Acaba bunun yeri yanlış mı hesaplandı? Yani burada bir deprem var. Bu kataloglarda bizim uluslararası ve ulusal kataloglarımızda bu deprem gözüküyor burada. Bu acaba burada mıydı gerçekten yoksa burada mıydı? Aşağıdaki Kuzey Marmara fayında mıydı? Burada bir 67'de bir deprem var 4.5. Burada 3.8 var 2014'te. Bunlar da 3'ten biraz daha 3 ve 3'ten büyük. Şurada 3.8 var 2012'de. Bunların yerleri yanlış mı acaba? Kandil Hastanesi'nin kataloğunda bunlar var. Ben yerleştirmedim yani bunu bilgisayar çizdi. Kandil yani bilgisayar güzergah bu dolayısıyla depremleri üretmiş bu. Fay hatlarına şimdi, yakın bir noktada. Bunların bu sorgulanmadığını görüyoruz mesela raporda. Yok varsayılmış. Evet deprem tehlikesi hesaplanmış. Burada maruz kalacağımız, bu güzergah boyunca maruz kalacağımız iğmeler, maksimum iğmeler, yani yer hareket şiddetleri falan hepsi hesaplanmış. Güzel, onlar zaten Türkiye deprem bölgeleri haritasına da E-Devlet'ten girerseniz o değerleri görüyorsunuz. Bir de dördüncü şekli alalım. Bu nedir? 17 Ağustos 1999 depreminin valilik tarafından yayınlanmış İstanbul'daki hasar dağılımı. Evet, kaynağında İstanbul Valiliği evet. olduğunu zaten ifade gördüğünüz etmişsiniz. Gördüğünüz koyu renkli yerler hasarın maksimum olduğu çok yerlerdir. Çok büyük hasarın olduğu yer. Tuzla civarı, kıyılarda bazı yerler ama özellikle Avrupa yakasında. Evet. Bakın içerilere kadar özellikle Avcılar'da biliyorsunuz 100 kilometre uzaktaki Avcılar'da önemli kayıplarımız oldu 99'da. Tabii, acaba tabii. neden? Birçok nedeni var. Tabii yapıların zayıf olması bir faktör. Ama
Avcılar'da depremden sonra ve Çekmece'de depremden sonra yapılan jeolojik, jeofizik ve jeoteknik etkilerin sonucunda, özellikle derin jeolojik etkilerin sonucunda anlaşıldı ki bu hasarda derin jeolojik yapının gelen deprem dalgalarını 5 misli, 6 misli, hatta bazı raporlarda 10 misli büyüttüğü söyleniyor. Yani burada çok enteresan bir jeolojik yapı var. Gelen deprem dalgalarının uzakta dahi olsa, yani 100 kilometre uzakta 7.4 büyüklükteki bir depremde burada önemli hasarlar oldu. Bunda zemin büyütmesini, yani derin 500-600 metre aşağıdaki jeolojik yapı, yüzeydeki zemin demiyorum. Bu zemin yapısı, jeolojik yapı deprem dalgalarını bir çanak anten gibi büyütüyor ve yeryüzünde beklenen hareketlerin üzerinde hareketler oluşturuyor. Kanalda bu Çekmece Gölü'nü geçiyor. Şimdi bugüne kadar biz bu Avrupa yakasında kanalla ilgili olarak ya da diğer projelerle ilgili olarak bir aktif fay bilmiyoruz. Yani haritalarda aktif fay gözükmüyor bu kanal güzergahında ya da bu bölgede. Şimdi demek ki bu hasar önemli bir bize veri. Ve bundan sonra yapılmış çok sayıda ulusal ve uluslararası çalışmalar var. Diyor ki burada zeminin büyütme sorunları var. Aman dikkat edin. Bunlar hepsi yayınlandı. Türkçesi var, İngilizcesi var, yayınlandı. Dolayısıyla bu bölge kendine özgü bir yapı içeriyor. Bir jeolojik yapı ve jeofizik yapı içeriyor. Peki. Deprem dalgaları büyüyor. Aman dikkat. Yani projenizde daha özel araştırmalar yapmanız lazım. Ne yapacaksınız? Kule mi yapacaksınız? Bina mı yapacaksınız? Efendim kanal mı yapacaksınız? Tamam. Devam ediyoruz. Edelim mi yoksa bir virgül koyup Doğanay Hoca'nın alanında bir tane daha göstereyim. Onu da göstereyim sonra bir es vermiş olalım. Şimdi 2014'te bir çalışma yapıldı. Hakan Alpa İstanbul Üniversitesi'nde. Dedi ki burada göl içinde sismik prospeksiyon dediğimiz, yani bir tekneden denizin altına, gölün altına sismik dalga gönderip yer altını inceliyorsunuz. Sismik etki. Petrolde, maden aramalarında bu çok yaygın kullanılır. O yapılmadan petrol bulunmaz zaten. Bunu Küçükçekmece Gölü'nde mi yaptı? Küçükçekmece Gölü'nde 3 tane fay buldular. Bak bunlar da sismik kesitler. 3 tane aktif fay bulduk dediler. 2014. Aktif fay. Evet. Bir de. Bunlar canlı fay. Çünkü buradaki çamuru kesiyor. Alüvyonu kesiyor. Dolayısıyla burada başka dizilimler de var. Daha sonra başka çalışmalar da yapıldı. Sayın Naci Görür Çalıştay'da da gösterdi. Naci Görür Hoca İTÜ'den. Orada aktif faylar var. Bu Çekmece Gölü'nün açıklarında aktif faylar var. Sonra 2016'da bir çalışma daha yapıldı. Onu da göstereyim. Ondan sonra ben sözü iklim boyutuyla da hemen bir 2016'da bir yayın yapıldı. Uluslararası bir yayın. İçinde yabancı ve yerli meslektaşlarımız var. Bir uzaktan algılama çalışması yapıldı. Uzaktan algılamayla radar yöntemiyle yapılan bir çalışma bu. Şu anda milimetre mertebesinde yer hareketleri ölçülüyor uzaydan. Dolayısıyla deformasyonlar ölçülüyor. Depremden önce, depremden sonra, hatta yıkılmış binaları bile çok iyi tespit ediyorlar. Onlar 2006'dan 2010'a kadar sanıyorum. Ya 2002'den ya 2006'da bir çalışma yaptılar. Ve Avcılar ve Küçükçekmece arasındaki bölgede bir değişim buldular. Bu değişim baktığımız zaman bu değişimin, yani bir deformasyon buldular. Bu bölge bu tarafa kayıyor. Bu yani Çekmece Gölü'nün doğusu aşağı kayıyor. Batısı da yukarı kayıyor. Ve buraya bir fay koydular. Buna da Küçükçekmece fayı dediler. Bu da daha önce Alp arkadaşımızın, Hakan Alp'in yaptığı ve Çekmece Gölü içinde bulduğu canlı faylarla ilişkilendirilebilen, bu feylanları da tetiklediği söylenen bir deformasyon alanı var. Oklar zaten hareket yönlerini gösteriyor. Evet. Dolayısıyla Kuzey Anadolu fayı, yani Ana Marmara fayı, yani büyük deprem beklediğimiz fay, şu bölgede fay bazı dallar yukarı gönderiyor. İşte bu dallar aktif faylar. Şimdi bu çalışma 2016'da yapılmış. ÇED raporu ne zaman çıktı? 2019'da. 2019, tabii. Bu konuyla ilgili bir referans var mı? Yok. Ben görmedim. Neden ama yok? Siz daha iyi Neden incelenmemiş? Dolayısıyla şimdi bilim diyor ki her şeyi inceleyin. Evet. Şüphelendiğiniz her şeye bakın.
Öyle mutlaka burada çünkü bir şey yok. Çünkü bilim aynı zamanda şüpheyle bakar. Mutlaka adam biz uzak durmamız lazım. Bilimsel araştırma yapamayız. Burada daha tsunami'ye gelmedim. Sonra tamam. Tsunami'ye geldim. O kısmını da ben hatta notumu alıyorum. Aktif faylar ve tsunami işine de bir bakalım. Hatta şu hafriyat meselesi de bir başka konu. Orada benim kafam mesela karışıyor. O oraya kadar geliriz. Dinamit patlatma vesaire bunun yaratabileceği sismik bir etki vesaire. Ama işin hafriyat boyutu aynı zamanda böyle bir, bu çok büyük bir değişim. Bir ada çıkıyor ortaya. Su kaynakları, işte Küçükçekmece. Sizin bir açıklamanızı hatırlıyorum Doğanay Hocam. Küçükçekmece'nin geçmişte bir su havzası olduğundan bahsetmişsiniz. Ve aynı zamanda ileride de böyle bir ihtimalin olabileceğini, yani yeniden bir su havzası olma ihtimalinden de bahsetmişsiniz. Niye olmasın? Şimdi ister istemez birçok soru işareti. İşin su havzaları boyutu, iklime etkisi. Siz aynı zamanda tam alanınız olan ormanların 200 bin kadar ağaçtan bahsediyor ama daha fazla galiba, değil mi hocam? Nasıl bir fotoğraf var önümüzde? Nasıl bir fotoğraf var? Dediğiniz gibi, hocamın da dediği gibi coğrafyayı değiştiriyoruz. Ben doğaya yapılan müdahalelerin ne gibi etkiler olacağını küçük bir örnekle anlatayım. Herkesin bileceği, biz yani ben ortaokul lisedeyken aslında daha önce yapılmış Amik Gölü diye bir göl vardı. Bilir misiniz? Antakya'da, Hatay'da. Amik Gölü 60'lı 70'li yıllarda kurutulmuş bir göl. Sonra Amik Gölü Amik Ovası'na döndü ve tam da ortasına bir havaalanı yaptılar. Şu anda bütün kış aylarında o havaalanı su altında kalıyor. O tarım alanları su altında kalıyor. Tabii. Artı işte değişen iklimle birlikte büyük seller oluyor. Ve orasının iklimi değiştiği için de örneğin sellerle birlikte yılanlar geliyor o bölgeye. Bakın Amik Gölü aslında o kadar büyük olmayan bir yer. Yani bu örnekleri arttırabilirim. Antalya'da Elmalı'da bir göl var, kurutuldu. O göl kurutulduğu için Elmalı'nın meşhur elmaları o gölün hava nemine olumlu katkısıyla hiç sulanmazken sonra kurtlanmaya başladı. Ufacık eski tadı yok yani artık, yok. Hiçbir şey. Sonra o gölü şu anda tekrar eski haline getirmeye çalışıyorlar, beceremiyorlar. Yani su tutmuyor. Dolayısıyla bu kadar ufacık müdahaleler bile sayısız örneklerle birlikte olumsuz sonuçlar doğurduğunu görüyoruz. Burada işte 45 kilometre uzunluğunda böldüğünüz zaman aklınıza gelebilecek her olayı değiştiriyorsunuz. Yani bunun içine işte denizi koyabiliriz. İki denizin Cemal Saydam Hoca anlatıyor işte, evet. Bir musluk, ikinci musluk örneğiyle. Örneğin chat raporunda şöyle diyor. Sadece bunu açtığınız zaman, yani kanalı açtığınız zaman Karadeniz'in su seviyesinin yaklaşık olarak 5 santim kadar azalacağı, Marmara Denizi'nin su seviyesinin ise 2 santim artacağı, yer yer 3 santim artabileceği söylüyor. Bakın bu kadar büyük. Bunun bu kanala etkisi ne olur mesela? O zaman neler olabilir? Kanaldan önce bunlar yok. Örneğin açık chat raporunda yazıyor. Bütün Karadeniz'in su seviyesinin 5 santim azalabileceği söyleniyor. Peki bunun 5 santim Karadeniz'in su seviyesinin azalması, Karadeniz'in sıcaklıklara nasıl etki edecek? Sıcaklıklar değişirse, Karadeniz sıcaklığı değişirse hamsiler ne olacak? Oradaki balıklar ne olacak? Bakın. Evet, Marmara Denizi'nin su seviyesi 200 santim arttı. Bir şey değil dersiniz. Bir parmak arttı. Peki bu bir parmak artmaya bağlı olarak ne kadar alan sular altında kalacak? Daha şeye girmedik. O yani öyle 2-3 santim dediğiniz şeylerin aslında çok tırnak içinde, insan için sadece onu ön plana çıkarmayın, başka canlılar için de hayati tabii önemi bütün, var aslında. Bütün o denizlerdeki suyu değiştiriyorsunuz, tabakaları değiştiriyorsunuz, o su hareketleriyle birlikte alttaki tortuların hareketlenmesini sağlıyorsunuz. O yüzden Cemal Saydam Hoca İstanbul hidrojen süpürü kokacak, evet. Çünkü yumurta kokacak diyor. Oradan geldik, yani denizler böyle. Oradan geldik, geçecek güzergah İstanbul'un en değerli alanları İstanbul'un kuzeyi. Kuzey ormanları diye artık markalaştı böyle söylemlerle. Sadece ormanlar değil, bakın o bölgede belki işte Kilyos taraflarında denize gidenler bilecekler. Çok önemli kumullar var. Ve o kumullar İstanbul'da endemik bitkilerin önemli bir kısmını barındırıyorlar. Yani İstanbul'a özgü veya Türkiye'ye özgü endemik türleri barındırıyorlar. Sonra o kumullar haricinde Terkos Gölü gibi göller var. Meralar var, fundalıklar var ve tarım alanları var. Evet.
Tarım alanları. Tarım alanları var. Bunlar da azalıyor. Türkiye'de tarım alanları yaklaşık ekilen tarım alanları son 20 yıl içinde 4 milyon hektar kadar azaldı. Yani Trakya'nın daha büyük. Neredeyse Trakya'nın iki katına kadar azaldı ve geleceğe baktığımız zaman en önemli şey gıda ve su krizi diyoruz. Yani evet, iklim değişikliğine de bağlı olarak öngörüler. Tabii buradan suya gelecek olursak ki bana böyle şeylerde röportajlarda sordukları zaman işte en önemli üç etkisini ilk üçe hangisini alırsınız diye inanın hepsi birbirinden değerli ama veya hepsi bütün konuştuklarımız üzerinde çok olumsuz etkiler yapacaklar ama ben doğa perspektifinden baktığımda su oradaki göller, ormanlar ve doğal alanların tahribatını ekolojik diyorum. Ekolojik koridorlar resmi var. Göstersinler mi? Evet lütfen varsa. Şekil 11 lütfen. Şekil 11'e bir bakalım. Kıyı dolgusu. Yani kıyıların doldurulması. En büyük sıkıntılar. Şey de olabilir yani. Çevre üzeri planı. Google görüntüsü de olabilir. Yani şey. Şeyi de eğer Kanal İstanbul fotoğrafımız da vardı. Onu da getirebilirsek. Aynı şekilde Doğan Ayıcı'nın hatta. Yani ekolojik koridorlar. Buradan da devam edebiliriz. Hı hı. Olmayan şey şu. Yani burada şuradan başlayacak. Evet. Şuraya kadar, şuralara kadar 38 kilometre deniz dolgusu yapılıyor. Çıkan hafriyatla yani, o dolguyu yapacaklar. 2 milyar metreküp hafriyat. Ki bunun 100 milyon metreküpü çekmeceden çıkan çamur. Onu nereye dökecekler onu bilmiyoruz. Hatta bunun daha şöyle, öncesinde Marmara'da adalar yapılacak yani denilmişti ama vazgeçildi. Yani 2,5 milyar metreküpe yakın. Şuna yorumluyorum. Adaların vazgeçilmesini tahminen söylüyorum. Büyük ihtimal en son bu Ekim ayında mı olmuştu? Eylül ayında olan bir deprem vardı. 26 Eylül'de olmuştu hocam. 5.7 Eylül. 26 Eylül'de olan deprem buna neden olmuş olabilir diye düşünüyorum. Hı-hı. Yani o, ne için? Şuralara yapılacak adalar. Adalardan vazgeçilmesi. Durmaz ki orada. Durmaz. Evet. Buradan şimdi 45 kilometre kazıldığı zaman 35 kilometresinden hafriyat çıkacak hocamın dediği gibi chat raporunda yazan 1.2 milyar metreküp ama orada kabarma payı falan düşük hesaplanmış ekstra şeylerle birlikte 2 milyar metreküp bunu tona çevirirsek 4 milyar tonlar civarında 3, tona 4, çevirirsek Doğan Kantarcı milyar. Hoca hesaplıyor tekrar gerçek kazı alanından %40 şişme payı var çıkarılan hafriyatın yani 1.7 milyar metreküp 2.5 milyar metreküpe falan yaklaşacak. Onu bir de 2,5'la çarptığınız zaman yoğunlukla 6 milyar tona yakın bir hafriyat çıkacak. Bahsediyoruz. 6 milyar ton. Ve bu hafriyatı şu kazarken yeni yollar yapılacaklar ve özel kamyonlarla taşınacak. 200 metreküp. 200 metreküp. Yani tekerlek çapı 3 metre falan olan, 2-3 metre olan devasa kamyonlarla taşınacaklar. Yani o devasa kamyonların bir tanesi bizim bildiğimiz hafriyat kamyonlarının herhalde 20'sine falan eşdeğer. Evet, İstanbul 10 sene toz yutacak. Yani bir de sağlık boyutu var. Mesela Çalıştay'da da eksik kalmıştı. Tabii. Yani çok ciddi özellikle tozdan sağlık boyutu da var. Ona da vakit ki o hafriyatın aynı zamanda işte göle, evet, su kaynaklarına i̇şte da bir etkisi olacaktır. Şuradan bununla taşıdığımız zaman 38 kilometre kıyı dolgusu yapılacak ve şu alanlar deniz ekosistemi açısından İstanbul'un en bakir yerleri ve halen balıkçılık özellikle Sarıyer, şurada Karaburun var, hı hı, Yeniköy var. Balıkçılıkla geçinen köyler var burada. Bunlar buralardan avlanıyorlar. Buralar doldurulacak. Deniz çayırları var, balık yatakları, deniz memelileri var ama buralar maalesef doldurulacak. Şey diyor, saatte 2,5 ton toz emisyonu var. Kamyonların da ayrıca 1,5 ton i̇şte emisyonu var. Ben hesapladım. Şey yok mesela chat raporundaki en önemli eksikliklerden bir tanesi. Hadi chat raporundaki rakamları verelim. 1.2 milyar metreküp hafriyat taşınacak. Buradan yol yapacaklar ki buradan yer yer deniz seviyesinden özel yol. Özel yol kanalın çevresinden. 100 metreyi geçen yerler var. Hiç yol yaparken hafriyat yok. Yani yol, hafriyat yapmadan yol yapacaklar. Buradan şuradan yaklaşık 35-40 kilometreye taşıyacaklar. Bu taşıma sırasında hiç toz çıkmayacakmış gibi davranıyorlar. Ama öyle bir şey mümkün değil. Anladığımız yani, kadarıyla. O devasa kamyonlardan kaynaklanan toz olacak. Bunun haricinde patlatma hesapları yine sorarsanız. Evet, evet. Patlatma da çok yoğun toza neden olacak. O da
11 ton. Evet, hesaplamalarda her gün toplam. Bir kere de 11 ton. Ha. O da hesaplamalarda yok. ÇED raporunun hesaplamalarında patlatmalar yok. Şey var. Yani patlatma tabloları var. Hatalı hocam. Evet yani uzmanlar 19 tonluk bazı, atımla bir patlatma efendim? 19 tonluk atımla bir patlatma benim, hocam? Benim okuduğum sayfada yanında yok kopyası 11 ton. Yani bir kısmı amonyum nitrat, bir kısmı da TNT, TNT toplam onun hepsi amfo oluyor. 255 tane kuyu açılıyor, onlar dolduruluyor. Toplam 10 ton, 11 ton, 11 tona yakın, 10.96 ton dinamit, amfo dinamit. Gecikmeli olarak patlatılacak deniyor, fazla etkilemeyecek diyor ama 300-500 metre ötede etkileme sahası var. 365 gün her gün patlatılacak. Her gün patlatılacak 4 yıl devam edecek. 4 çarpı 365 çarpı 10 ton. Varın hesabı nasıl bir şey olacak? Onu ben hesaplamıştım sonra söylerim. Peki yani ben suya gelelim. Evet. Şimdi suya gelelim. Şimdi burada Dursun gözüküyor veya eski adıyla Terkos. Terkos evet. Onu da özellikle vurguluyorum. Yani 80'li 90'lı yıllarda daha öncesinde marka olan bir göl. Yani suların henüz içilebildiği zamanlar, şişe suların olmadığı zamanlar bir restoranta gittiğinizde, çeşme suyu istediğinizde Terkos derdiniz. Evet, Terkos suyu. Ben küçüklüğümden hatırlıyorum evet, böyle yani, ifadeleri. O nedenle böyle marka olan bir su uzun yıllar yani bu şuradaki Ömerli'den falan çok daha önce İstanbul'un en eskisi hatta tarihi önemi olan bir su. Osmanlı'dan beri işletilen bir su. Fransızlar işletmiş 1880'li yıllarda özel haklarla İstanbul'a buradan su getirilmiş. İstanbul'un geneline baktığımızda İstanbul hep söylüyoruz su fakiri bir ülke, bir kent. Bunu nereden anlıyoruz? Tarihi Roma su yolu diye bir su yolu var. Ta yine ıslancalardan su getirmekte kullanılmış, Romalılar zamanında yapılmış kemerler bir kemerler ve su kemerleri, yolu var. Evet çok var. Benim uzmanlık alanım değil ama okuduğumuz kadarıyla ve hocalarımızdan dinlediğimiz kadarıyla kanal bu tarihi Roma su yolunda kesiyor. Islancalardan su getiren. Yani ona da zarar veriyor. Daha sonra Bizanslılar zamanında da gördüğümüz şu anda özellikle tarihi Yarımada'da gördüğümüz su kemerlerinin büyük çoğunluğu Bizanslılar zamanında yapılmış. Osmanlılar zamanında Mimar Sinan tarafından yapılmış Beylat Ormanı'nda bentler var, su kemerleri evet, var. Hocam evet. Anlatır girer şeyine. Evet. Sarnıçlar var bakın Bizanslardan. Bunlar hep suyu depolamak için. Ve İstanbul su zengini bir kent değil. Başka yerlerden getiriyoruz. Yani yine buradan gözükmüyor. Melenden getiriyoruz. 200-250 kilometre. Yine buradan gözükmüyor. Islancalardan su getiriyoruz. 150 kilometreden. Dolayısıyla aslında bu proje sadece şu şuradaki ilçeleri ilgilendiren bir proje değil. Bakın Düzce'de yaşayanları, Bolu'da yaşayanları da ilgilendiriyor. Kırklareli sınır köyünde yaşayanları da ilgilendiriyor. Marmara Denizi'nin diğer tarafında yaşayanları da ilgilendiriyor. Değil mi hocam? Bütün aynen bu Marmara bölgesinin tamamını ilgilendiriyor. Ekolojik açıdan. Ekonomik açıdan baktığın zaman bütün ülke. Tabii. Ama ekolojik açıdan bütün bu Marmara bölgesinin tamamını etkileyecek bir proje. Ve burada şu harita yanlış. Şuradan geçecek kanal. Şu Sazlıdere. Tamam. Sazlıdere Barajı'ndan. Sazlıdere Barajı da gidiyor. Çünkü. Baraj gidiyor. Onu hiç hazmedemiyorum. Bir barajı. O da su kaynağı yıkmak, mı? Kaldırıp evet, kanal yok yapmak oluyor. Çok korkunç bir şey. Yani. Şu da çok ilginç. Mesela İSKİ diyor ki bu Sazlıdere Barajı'nın rezervi İSKİ'nin resmi faaliyet raporu. 55 milyon metreküp. ÇED raporu diyor 49 milyon metreküp. Bakın yani rakamlar İSKİ bunları farklı söylüyor. Farklı söylüyor. Orası farklı söylüyor. Orada bir cümle var raporda. Bu kanaldan diyor, cümle aynı öyle. Bu kanaldan Terkos Gölü, Büyükçekmece Barajı ve Sazlıdere Barajı etkilenecektir. Bir de Pirinçli ve Hamzalı Barajı. Evet. Onlar da yapılmak üzere. Peki bunlar bu noktada Küçükçekmece'ye geçmeden önce. Buyur hocam. O toplam yani etkilenmesi riskli olan, risk altında olan bu üç su haznesinin toplam rezervi yılda 250 milyon ton. Yani İstanbul'un yıllık 1 milyar metreküp ton su ihtiyacının 4'te 1'ine yakın, 5'te 1'i civarında bir suyu siz riske atıyorsunuz. Düşünün hatta yok olmasını göze alıyorsunuz. Böyle bir risk kabul edilebilir mi? Yani bunu gözü kapalı bilim insanlarına sormadan
mutlaka ben bunu yapacağım denebilir mi? Evet, ya da işte bu chat raporunu hazırlayanlar bunları yani, nasıl? Küçükçekmece ile ilgili kısaca söylesek hemen Ahmet şimdi, hocam çok sessiz tabii, kalmasın onu da söyleyecekleri var. Küçükçekmece Gölü kirli bir göl. Evet. Yani eskiden içme suyuydu. Evet, çevresinde çok yoğun yapılaşma var ve tabanında şey olduğunu biliyoruz. Ağır metaller olduğunu biliyoruz. Yani birikmiş çünkü burada çok sanayi var. Çevresinde ve onunla ilgili bir yeni bilgi geldi. Onu ben sonra evet, söyleyeceğim. Lütfen hocam. Şey ve buradaki dip çamuru da temizlenecek. Başka yere götürülecek. Nereye olacağı belli değil ama büyük ihtimal şurada Karadeniz dolgusunda dolgu yapmadan önce setler yapılacak. Onun için kullanacak. Yani. Onun için kullanacağız diye bir ifade var ama Küçükçekmece Gölü şu açıdan önemli. Kirli ama ekolojik restorasyonla gelecekte tekrar içme suyu havzasına dönüştürebileceğimiz evet, bir yapıda. Yani niye örneğin denizle ya bağlantısını kesersiniz, tatlı su akışını sağlarsınız, zaman içinde kendini yenileyebilir. Çevre havzadaki yerleşimleri ortadan kaldırır. Çok daha önemli bir şey, flora faunaya daha gelemedim. Flora fauna açısından burada 150'ye yakın kuş türü evet, yaşıyor. Küçükçekmece evet, Gölü'nde yıllık olarak her yıl burada konaklayan kuş türü 20 binin üzerinde. 20 bin ne kadar fazla kuş burada şey yapıyor ve Ramsar sözleşmesine göre de bir sulak alan. Öyle bir statüsü yok ama resmi olarak Ramsar alanı yani uluslararası öneme sahip bir sulak alanı olarak ifade edilmemiş, ayrılmamış kimse tarafından ama bu kriterleri sağlayan bir su ama yok olacağı alan. Kesin böyle bir şey yapılmış. Su kalitesi değişiyor. Niye değişiyor? Acı su kalitesi var. Yani tatlı suyla tuzlu suyun karıştığı yerler var. Yukarıya doğru şuraya doğru gittiğiniz zaman su daha tatlı, denize yaklaştığınız zaman daha tuzlu. Bu özelliğinden dolayı hem deniz kuşları hem tatlı suda yaşayan kuşlar buralarda bulunuyorlar. Çevresinde yani, sazlıklar var, yuva yapabiliyorlar. Siz kanalı bağladığınız zaman bu su özelliklerini tamamen yok ediyorsunuz, bozuyorsunuz. Ve chat raporunda bir şey yazıyor, onunla bitireyim sözümü. Buyurun. Diyor ki, bu Sazlıdere'ye de kuşlar geliyor. Bu Sazlıdere ve Küçükçekmece'yi tahrip ettiğiniz zaman burası İstanbul kuş göç yolu üzerinde. Burada kuşlar konaklıyor. Buralar tahrip olursa kuşlar başka konaklama yeri arayacaklardır. Nereye gideceklerdir? Aynen yazan bakın. Şimdi evet, chat raporuna evet, ince isteyen bakabilir. Buraya konamayan kuşlar havaalanının çevresindeki açıklık alanlara ya da Çatalca'daki çayırlıklara konacaktır diyor. Burada bitiriyor. Böyle bir tespit yapmış. Bu da yapmış, havaalanı için aynı zamanda bir tehlike demek. İşte ya, bunu dememiş ama. Buralara konabilir demiş. Burada noktayı koymuş. Evet. Bunu yorumu biz yapıyoruz. Evet, evet, ama bunun anladım, da değerlendirilmesi gerekiyor. Doğru. O yüzden chat raporu bu değerlendirmeleri yapmamış. Sadece tespitler var. Örneğin diyor ki işte buradaki balık yataklarına zarar verecektir. Buradaki Sarıyer ve bu çevredeki balıkçılar bundan ekonomik olarak olumsuz etkilenecektir. Köyler, tarımla uğraşan köyler etkilenecektir. Devamı yok. Peki. Burada bir görsel aldatma var. Onu söylemem lazım. Boğazın en dar yeri 600 metre. Evet. Bunun da 360 metre. Bakın bu nasıl çizmişler bunu. Evet hocam. Boğazdan bu görselin yanlış olduğunu bir kez daha söyleyeyim. Tematik tamam, ama bu bir algı yönetimi. Evet. Tamam. Şimdi başka Ahmet hocama hemen bakalım, döneyim. Ahmet hocam bütün bu yaşananlar hocam öyle demeyin. Zaten içim karardı hocam. Hocalarım öyle bir konuştu şimdi, ki ben işin hep projeleri özledik. Büyük projelerin insanısınız hocam siz şimdi. Deprem açısından böyle bir girizgah yaptık şimdi. İşin bir de tabii işte su kaynakları açısından baktığımızda alarm veren bir noktada olduğunu görüyoruz. Ama kent bilimci bakış açısıyla şimdi oraya kurulacak birçok köprü de var. Ki bu köprülerin ayrı ayrı chat raporları yapılmamış. Bu da ayrı bir konu zaten. Şimdi işin yani trafik Boğaz boyutu. Boğaziçi Köprüsü kadar köprü yani. Evet, yani. Evet değil mi? Büyük çünkü eğer o kadar tankerler geçecekse. Bayağı, her birinin köprü, üçüncü köprüymüş gibi düşünün. Evet. Her 8 birinin, tane üçüncü köprü yani. Ve hiçbirinin chat'i yok anladığımız kadarıyla. Ve bu konuyla ilgili çok da fazla bir şey de benim okuduğum kadarıyla, anlayabildiğim kadarıyla bahsedilmemiş çok net bir şekilde köprülerden de. Hocam böyle bir hafriyat çalışması yapılırken İstanbul'a nasıl yansır? Bu Kanal İstanbul olduktan sonra nasıl yansır? O köprülerin durumu aynı zamanda hepsinin bir etkisi olsa gerek. Yani chat raporu olmadığını da düşünecek olursak. Sizin açınızdan nasıl bir fotoğraf sıra var? Sıra bana mı geldi? Buyurun hocam efendim. Buyursunlar. Dönülmez aşk akşamı neydi o şarkı? Aa, hocam lütfen. Dönülmez aşk akşamı. Evet.
Çok teşekkür ediyorum. Öyle bir başladık ki en sıcak olandan başladık ama hocam deprem. İyi yaptınız. Seyirci herhalde uykusu kaçmıştır duyunca hocaların söylediğini. Şimdi izin verirseniz ben daha genel, geniş bir açıdan gireyim. Sonra kanala doğru. Şimdi bazıları da şimdi kanalizasyon demeye başladı. Yani biz kanal diyelim gene. Zarif olalım. İneceğim. Şimdi bu konuda da benim sosyal medya alanlarıma da sürekli mesaj geliyor. Ya hocaya bak işte yine son anda döndü işte fırıldak filan. Fırıldak filan gibi dönmedim. şöyle dönmedim. 2011'de Sayın Başbakanımız o zaman bu projeyi açıkladığında ben bir rekor kırdım. Ben rekoru da ertesi sabah gazeteden öğrendim. Köşe yazarı demiş ki dün gece televizyon ekranına çıkma rekoru Alp Hoca'nın. 16 kanal bir gece. Oo maşallah hocam. Ben de inanamadım. Yani nasıl yaptık, nasıl gittik, nasıl yetiştik. Muhteşem evet, proje evet. olarak çünkü duyurulmuştu o dönem. Evet, ben de muhalefetimi arz etmek üzere gittim. Daha sonra da yazılarım oldu. Birkaç kere manşet oldu. Muhalefetim yeni değil. Kesinlikle bir siyasi bakışla da bakmıyorum. Bir bilim adamı ve sanat adamı olarak ve bir İstanbul çocuğu, burada doğmuş, büyümüş bir bilim insanı olarak bakıyorum. Ve şaşkınlık içindeyim, yani tabloya. Bu konuda söz hakkı olanların da belki başında geliyor. Neden? Bakın elinde tutuyorum bu resmi. Vereceğim. 4 defa ben bu şehre, bazılarını hatırlıyorsunuz, bazılarını hatırlamıyorsunuz. Büyükşehir başkan adayı oldu. Talip oldu. İdare evet, etmeye. Evet hocam. 1994'tür bu resim. Bu tarih bana göre Türkiye'nin ve İstanbul'un kaderinin değiştiği tarihtir. Ama bazılarına göre olumlu yönde, bazılarına göre olumsuz tabii. yönde. O tarihten bu yana İstanbul'da neler değişti? Ne oldu? İyiye mi gitti? Kötüye mi gitti? Ve işte kanala kadar geldik. Şimdi İstanbul için bence yapılmış en doğru çalışma bu metropoliten imar planıydı. Bunu Sayın Kadir Topbaş zamanında... Çevre düzeni planı değil evet, mi hocam? 2009 ölçekli, belediye meclis... Evet, bu plandı. Bu planda 400'e yakın uzman dostumuz, hocaların da arkadaşları İstanbul'u anayasasını koydular. Ve Sayın Belediye Başkanımız da o zaman Kadir Bey çıktı dedi ki bu 50 yıl için İstanbul'un anayasasıdır. Buna göre gelişecek dedi. Ve gördüğünüz gibi İstanbul'un kuzeyi yemyeşil bırakıldı. Ama şimdi niye? Nerede onlar? Evet. Şu durumda. Nefes, ekolojik balansı, dengeyi bu üst ormanlar kuracaktı. Çünkü biz alt tarafı malum ta Tekirdağ'dan Gebze'ye betonladık sadece. Evet. Bir de TEM otoyolu gelince, TEM otoyolu Trans-European Motorway açılımı. Sürat yolu, Avrupa aşırı sürat yolu. Tabii, şimdi buyurun, tampon yolu oldu şimdi. Ve bende ilk proje var. Boğaz'a çıkışlar yoktu. Dediler ki transit yoldur bu. İşte kamyonlar geçecek falan. Tankerler. Şehre giriş çıkış çok sınırlı. Sonra Mahmut Bey bağlantısı ve Göktürk evet. havaalanı bağlantısı yoktu. Yoktu o zaman. Hiçbir yoktu bu şeye Beykoz'a, Anadolu Hisarı'na, Etiler'e, Balta Limanı'na inişler yoktu. Ama işte tipik bizim Türk işi yerli malı kullan neydi öyle laflar var. Yerli malı, yurdun malı. Yurdun malı. Evet. Bu branşmanlar yapıldı ve burası bir şehir içi yolu oldu ve şehir yukarı doğru patladı. Ve o kahverengi gördüğünüz alanlar, şimdi bir tane daha göstereceğim, yapılaştı. Yeşil alanlar yapılaştı. Şimdi üçüncü yollar
bu filmi tekrar göreceğiz. Ona geleceğim. Şimdi bu plana baktığımız zaman ne 3. havalimanı var, ne 3. köprü var, ne Kuzey Marmara Otoyolu var, ne de zaten kanal hiç yok. Yenişehir de yok. Bir de Yenişehir'e gelme bile. Pardon. Hikayesi uzun. Tamam. Şimdi ne oldu peki? Ben bu korkuyu hissettim. Bakın şu gerçek harita, yani uzay görüntüsü. Yeşil. Bu tabii 10-15 yıllık bir harita. Şimdi başladılar yukarıdan köprü yapacağız diye. Evet. En büyük tehlike. Aman dedim, İstanbul'un kuzeyine girmeyin. Altta ne yapıyorsanız yapın. Kuzeye girmeyin. Nitekim şeylere baktığımız zaman haritalara, 3. havalimanı da şurada. Silivri-Çorlu. Evet. Lojistik orada. Evet. Bunu bir büyüğümüz diyelim. Nasıl? Doğru söyledim mi? Büyüğümüz, isim kullanmayalım. Buradan buraya deplase etti. Yeşile bir darbe oldu yani. İlk hançeri attı. Arkadan da 3. köprüyü yaptı. Kuzey Marmara Otoyolu'yla bu işi tamamladı. Şimdi bir de fuar alanları filan düşünülüyor. Artı kanal. Yani İstanbul'a ihanet işte bu. Çölleşmeye. Yani evet. İstanbul bir metropolisti, megapolis oldu. Şimdi ekümenopolis dediğimiz ızdırap, kabus şehri. Yaşanması bir ızdırap olan, artık suyu, havası yeşili olmayan ve nüfusu gittikçe artan 30 milyona doğru Yunanlı meslektaşı Doksiyadis. Felaket şehri miydi? Ekümenopolis, evet. Oraya doğru. Conurbation diyen de var. 10 evet. milyondan sonra yığılmadır diyorlar. Aynen. Kıta, bu, evet. Oraya doğru. Maalesef İstanbul'un kara tarihi çizim. Ben yüksek yapılara falan bile girmiyorum. Şu altta ben artık kabullendim. Ne peki yaparsanız şimdi yapalım. Kanal İstanbul'a gelirsek hocam. Dur gelme hemen. Süreyi hemen dikkatli kullanmaya çalışıyorum hocam. Ben de biraz kendimden bahsedeyim. Burada buyursun. Kaldım böyle tek başına. Aa, olur mu hocam? Bu büyük otoriteler şey de böyleydi. Fransız Cumhurbaşkanı Mitterrand. Mimari işlere çok karıştı Paris'te. Garip garip binalar yaptı. Neyse benzetmeyelim. Ben de bakın şey evet. Teşbihte hata almaz diyelim hocam. Minister de la Défense Savunma Bakanlığı böyle Sen Nehri'nin üstüne doğru hücum eden bir binadır. Paris'e gittiğinizde beni hatırlayın. Sırf kuzeye gitmeyelim diye ben bir proje geliştirdim. Denizden bari geçelim dedim. Üçüncü geçiş. Ve iki havalimanını Atatürk ve Sabiha Gökçen'i birleştirelim dedim. Bu projem bütün dünya basınında çıktı. Denizden bir yol projesiydi. Bakın denizden bu. Giden evet, yol projesiydi. Yol. Ve bu 25 metre yüksekten gidiyor. Bir tek boğazın üstünde yükseliyor önünde. İki havalimanını birleştiriyor. Bir bypass. Tabii bu proje tutmadı çünkü satacak yer yok Katar'a Matar'a. Denizi mi satacak? Tabii bunun o bölgedeki imar hareketliliklerine dikkat bu. Çekici hocam. Bu bilimsel kitaplara da girdi. Gittim Bergen'e. Norveç'in. Norveç'te Danimarka nerede? Oresund. Oresund. Büyük bir deniz geçişi Oresund. Var. Ona da git. Kaç kilometre onun boyu? 17 kilometre. 17 kilometre. Bu daha uzun. Evet. Ve bunları yaptım ama tabii dinletemedim. Kuzeye girildi. Ve tabii bir izin verirseniz serzenişimi de paylaşayım. Her zaman çıkarmıyorlar böyle ekranları. Şimdi ben hocam, aday olduğumdan beri pek proje ürettim. Söz hakkım çok diyorum bu konuda. Niye? Çünkü hem işte aday oldum, öne çıktım, kendimi koydum. Hem de büyük proje üreten biriyim, dev projeler. Dev proje benim işim, proje adamıyım. Çılgın proje benim işim. Ama bu kanal, yani ben Kanal İstanbul projesi demiyorum. Bu kanal çünkü çılgın bu, bir olay bu, değil yani. Bu proje değil.
Proje olması için bir gereksinme olması da ihtiyaç. Böyle bir ihtiyaç yok. Bakın şu, ama şöyle diyorlar, tankerlerin yoğunluğundan da dolayı ÇED raporunda 50 bin tankerin 2070'li yıllarda 86 bine yükseleceği söylenmişti. Buyursunlar. Her şeye değineceğim. Tamam. Sen bana süre ver, hocamların kızmasın, ben konuşurum. Ya, bakın şu gazete, bunlar hatıra. Tabii. 99 tarih. Daha ne, yani partiler falan yok, isim kullanmıyor. Ben Havasya tüpüyle Marmara'yı çoktan çizmiş, hocamlar da görsün. 96'da bunları çizmiştim ben. Ve yapıldığında ismimi bile anmadılar Çiğdemciğim. Peki ama şimdi izleyicilerimiz de hani Kanal İstanbul kısmında çok merak ediyorlar ya hocam. Biraz da hani süremiz de daralmasın diye. Kanal İstanbul'a geleceğim. Hadi Kanal İstanbul'a. Gelelim. Köprüler. Çok yani herkes her şeyi söyledi. Yani olacak bir iş değil. Tamam. Bir proje de değil. Ben evet çılgın proje insanıyım. Bakın son bir tane gösteriyor. Bundan çılgını var mı? Kıbrıs'a köprü evet. Projesi. Daha çılgını var mı? Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nı burada ben ezerim. Bu kadar çılgınlığı yapamaz. En çılgın benim için. En çılgınım. Peki bu çılgınlığa gelecek. Bu çılgınlık bunu biz bilerek Sayın Rauf Denktaş'la. Ben bu demin gösterdiğim projeyi İstanbul'a çizdiğimde denizden Rauf Bey rahmetli onu da analım doğum şeyi. Allah rahmet eylesin. Ölüm yıl dönümü beni davet etti. Hocam dedi ya sen 50 kilometre denizden gitmişsin. Ha bu şunu da söyleyeyim. Bu da burada olabilir olmayabilir galiba yok. Bu denizden giden yolu bir yıl. Profesör Yücel Odabaşı İTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi. 10 kişilik bir ekip bir yıl çalıştı. Tsunami bir petrol platformları teknolojisiyle yapılıyor. Bu ayaklar, bu ayaklar oturuyor değil oturmuyor, mi? Oturmuyor hayır yüzüyor. Yüzerek. Petrol platformları da yüzüyor. Evet. Şimdi bir dakika içerisinde Kanal İstanbul'u toparlamamız lazım. Reklama gideceğim. Sen yapma bari. Niye biliyor musunuz? Bu programı belli ki bir tane daha yapmak gerekecek. Belki daha uzun olan bir değerli hocalarım. Kıbrıs'a dedim ki Sayın Denktaş yani Kıbrıs'a köprü ben yine Yücel Odabaşı Beyler rahmetli çalıştı. Mühendislik olarak yaparım. Boru hattı da geçti. Geçen gün patladı. Evet. Ama dedim bu rantabilitesi evet, evet. Rantabilitesi yok. Buradan geçecek bir vasıta öyle yok. Ayrıca uluslararası sudan tepelerler sizi yani Yunanlılar. Zaten ertesi gün burada yok. Yunanistan bu basında çıkınca nota verdi. Savaş sebebidir diye. Burada ama, da aynı rantabı olmama durumu var. Ama o çılgın bir projeydi. Hı hı. Ve biliyorduk yapılamayacağını. Rahmet dedi hocam sen çiz şu Rum'u dedi ben şey yapmak istiyorum. yani tahrik edeceğim. Allah bunu. Rahmet eylesin. Ondan yani. Sonra Kanal İstanbul dediniz bana. İstanbul hı. Kanal girişimi çılgın bir proje değil hasta bir projedir. Peki. Ve İstanbul'u artık zaten ihanet oldu. Son ölümcül darbenin vurulmasıdır. Bana göre de zaten mümkün de değildir. Yani onu savunanlar yapmak istese bile yapamazlar. Bu kadar büyük ölçekte bir doğaya müdahaleyi ne çevre bilimciler, kimse zaten hesap edemiyor etkilerini. Peki. Böyle bir olay sonumuzdur. Her açıdan. Allah korusun. Ekonomik, mali vesaire bir megalomanik çok mu sen söyledin? Bir rant ve siyasi ve maddi rant projesi olarak maalesef görüyorum. Yapılacağına da inanmıyorum. Bir ara veriyorum hocam bu noktada. Vermek zorundayım. Çok sıkıştırıyorlar beni. Evet. Gene beni kestin. Hayır olur mu? Estağfurullah. Hocam, ben zaten çılgının karşılığı yani İngilizce'de lunatic diyorlar. Lunatic dediğiniz zaman hakikaten şey yani çılgınlık ötesi anlamına gelen evet. Tamam. Şeyler de var. Tamam. Bir kısa ara vereceğiz. Sonrasında işte yarım saate toparlamaya çalışacağız ama biliyorum izleyicilerim de söylüyorlar bu programı yeniden daha uzun bir halinde yapmak gerekiyor. Daha çok konuşacağız zira bir ara buradayız. Bu sefer 100 dolara geliyor. Hocam. Tabii Clinton 100 dolar. Ben tuvalete gitmek. Akıl
akıl, bilim bununla ilgili ne diyor? Sorular var. Nasıl sorulması, nasıl eleştiriler bakılması gerekiyor? Çok normal bir şekilde ve sakin bir şekilde, hatta hocalarımızın da muazzam enerjileriyle konuşuyoruz. Çok teşekkürler ilginiz için de aynı zamanda. Şimdi evet, artık biraz daha kısa bir zamanımız kalacak. Toparlamaya çalışacağız bu bölümde. Ahmet Vefik Hocam, hem bir Norveç Başbakanı'nı hatırlat bana dediniz. Onu da söylemiş evet, olayım. Hem de böyle bir genel bir hemen toparlamamız olsun. Buyursunlar. Peki. Şimdi bir sürdürülebilirlik diye bir laf çıktı. Hı hı. Sustainability. Şimdi, evet. Fransızca ben serzefliyim ya. Durabilite. Je t'aime beaucoup falan diyor ya Fransızlar. bu nedir? Yani bu sürdürülebilirlik lafı nereden peyda oldu? Hep herkesin ağzında. Norveç Başbakanı. 3 defa başbakan oldu bu hanım. Gro Harlem Brundtland. Harlem isim. Bir de New York'taki Harlem var. Hani evet, zenci. Evet. Şimdi orası çok iyi. Zenci menci yok. 87'de Birleşmiş Milletler Başkanı Perez de Cuellar'ın davetiyle bir çevre komisyonu oluşturuldu. Madame Brundtland de başkanıydı. Onlar bu sürdürülebilirlik lafını 87'de ortaya çıkardı. Üç ana kriteri var bunun. Bir, diyor ki kendi ihtiyaçlarını başkalarının kaynaklarını kullanarak karşılama. Bir. İki, geleceğin ihtiyaçlarını bugünün kaynaklarını kullanarak karşılama. Üç, sorunları merkezden değil, yerinde çöz. Yerel yönetimler de oradan geldi. Bu proje, Kanal İstanbul çalışması, bunların hiçbirine uymuyor, öyle mi? Örneğin mesela su. Biz suyu, İstanbul'un suyunu komşuda, yani Trakya'nın suyunu çalıyoruz. Evet, ya da Melen'den su getirme. El alemin. Trakya'da su yok. Yerel mi Kanal İstanbul girişim? Hayır. Ankara karar verdi. Melen Barajı çatladı. Ayrı. Evet. Kırıldı. Ben çatlaklara girmiyorum. Binali sürdürülebilir bir proje değildir. Bilimsel de değildir. Ayrıca, yazıktır, günahtır mı diyorsunuz hocam? Yani ayrıca, o 75 milyar lira başka bir şeye harcansa kent bakın, bilimi açısından... 75 milyar lira biliyorsunuz. Bir de, 75 milyar lira gerçek fiyat değil. Bakalım. Independent'de de yayınlanmış makale var. 50 milyar dolar diyor. Bakın, 50 milyar dolar. Evet. Bir de... Bu da son hafta çok tartışıyor. Bitireceğim. Buyurun. Bir de azıcık değindi hocam. Hı hı. Bu çürük yumurta hikayesi var. Evet. Çürük yumurta bakkallarda satılıyor devamlı. Kokusunu oradan düşünün tabii. Murat Çekirge hocam şu anda New York'ta, City University of New York'ta ders veriyor. Makale yayınladı burada var. 44 sayfa yanılmıyorsam. Hocam da söyledi. Karadeniz'in nivosu 5 santim düşecekti. Evet. Evet, söyledi Doğan Ayıcan. Karadeniz suyunun altında, 150 metre altında milyonlarca metreküp H2S hidrojen sülfür. Sülfür şeyli, depolu. Nasıl duruyor? Suyun dengesiyle yukarı çıkmıyor. Şimdi o denge bozulunca buna water batch. Yükselecek mesela. Evet, water batch diyorlar. Su dengesi. Hı hı. Bu su işte akımlar makımlar girmeyeceğim detaya, vakit yok. Tamam. Karadeniz'in su dengesi bozulur ve bu H2S esasında iyi kullanılırsa enerji üretiliyor. Atmosfere kaçarsa sadece İstanbul halkı değil, Bulgarlar, Romanlar, Ukraynalı güzel hanımlar, ondan sonra Rusya, Gürcistan hepsi ölüyor. Zaten Karadeniz'in dibi dolu. İşte, binaen, şey yani nereden tutarsanız sakat giden bir iş. Son olarak şunu göstereyim. Ben yıllarca 7 sene Suudi Arabistan'da çalıştım. Kral Fahd Üniversitesi'nde. O pipeline'lar, boru hatları. Zaten şimdi Samsun Ceyhan'ı yapsalar Boğaz'da hiç şey kalmayacak. Tanker aşağı. Azalıyor zaten tanker sayısı. 40'a düştü. Ha, evet, o da boru hatlarının olmasından evet, dolayı değil mi? Şimdi bakın bu yeni açıldı. Ters mi bakıyoruz? Türk Akım. Hı-hı.
Ya şimdi şu, bir de benim bir yazım çıktı. Yani bu açılırsa Marmara Avrupa'nın kanalizasyonu, lağımı affedersiniz. Hı hı. Bir bilim adamına lağım Tuna'nın demeyelim bütün, de. Tuna'nın ne diyelim, pisliğe gelecek demişsiniz. Pisliği, çünkü Tuna Nehri bütün Avrupa'nın pisliğini buraya getiren bir nehir. O buradan iyice Marmara'ya gelecek. Tabii bana çok kızıyorlar şimdi. Akşama gidince ne zılgıtlar Face'te. Kaça, hocam seni yemlememişler. Aa, onun için hocam, neyse. Şuradan bir terminalden pipeline'ı Saros'a ver. Buradan gemiler alsın petrol. O zaman askeri gemiler nasıl geçecek hocam? Montreux'yu nasıl deleceğiz? Yani İşim Kanal bir İstanbul, de ben delme konusunda uzman değil. Yani Kanal İstanbul, Kanal İstanbul Avrupa yakasını parçalıyor kuzeyden güneye. Evet. O aynı zamanda Montreux'yu da parçalıyor diyor uzmanlar. Diyor, Montreux konusu var. Yani Türk bitireyim Boğazlar son cümlemi. Türk Boğazlar Sözleşmesi Montreux'da imzalanmış. Onu evet, hallediyorlar yani. Şimdi Boğaz'ı biliyoruz. Trafik ne oluyor Boğaz'da? Ulaşıma pek girmedim, vakit yok. Hep Boğaz'da kilitleniyoruz. Şişe ağzı etkisi evet, var, köprüler. Şimdi buraya hocalarım arz etti. 8'e yakın, ya 7 ya 8 büyük köprü yapılmak zorunda. Alttan evet, geçiş var. Tünel bir her bir köprü Boğaz köprülerinden daha büyük. Zaten şunu duymak yeterli o projeyi bırakmak için. İstanbul Boğazı'nda nasıl trafik sıkışıp kitleniyorsa bir de o da şimdi diyelim oldu, olmayacak evet, bari. Bir de oralara OGS takarlar. Evet. Kes baban paraları diyelim. Ben burada izin alayım yani vakit için. Siz beni kesmeden ben sizi kesiyorum. İyi akşamlar. Aa, hocam çok teşekkür ediyorum. Şimdi tekrar söz gelir hocam. Gelir mi? Hadi bakalım. Hadi inşallah diyorum efendim. Şimdi işin tabii o boyutu da ayrı. Çünkü işte kimler yapacak? Yapacak firmalara kimler neyin sözünü verecek? Kaç kişinin geçeceğine ilişkin biz geçmediğimiz köprüden işte kullanmadığımız ne para verecek miyiz, vermeyecek miyiz? Onlar zaten ayrı tartışma konusu deli belki de hocam. Deli dumrul bulursunuz bir tane. Deli dumrul. Oo, hocam zaten var yeterince galiba. Bir tane deli dumrul bulursunuz. Geçenden de alır, geçmeyenden de alır. Tabii aynen. Yaşadığım şu anda zaten bazı köprülerden geçmeyenler de alıyorlar. Yaşadığımız şey bu. Tabii, tabii hocam aynen öyle. Şimdi Doğanay hocam hava kirliliği ve şu flora konusunu bir toparlayalım. Biraz, evet, çünkü iklime etkisi nasıl olacak derken hafriyattan çıkacak olan zaten tozu sadece gölü. Şöyle iklime de çok değinemedi. Birkaç vakitte şey kullanalım. Toparlamak hani, siz de buyurun. Bu küresel iklim değişikliğine şu katkısı olacak ama genel iklimi, bölgesel iklimi değiştirmeyecek ama oradaki lokal iklimi değiştirecek. Siz kazdığınız zaman işte 45 kilometrelik kanal kazıyorsunuz. Kanaldan çok daha önemlisi, çok fazla giremedik. Çevresine değişen sayılarla bir 500 bin, bir 1 milyon deniyor. Değişen sayılarla kanalın her iki tarafına kanalın her iki tarafına yerleşim açıyorsunuz. Önce 1 milyon denmişti. Sonra evet, CHP raporunda 500 bin olarak 500 bine indirildi. Şimdi ve kanalın çevresine bu yapılaşmayı açtığınız zaman bakın kanalın bir rüzgar kanalı gibi çalışması. Ki geçen haftalarda oradaki rüzgarları hatırlarsanız yani 70-80 evet, kilometre saatte hıza çıktı. Evet. Uçaklar inemedi. Ki ben orada çalışan birisi olarak zaman zaman çok daha üstüne 100 kilometreye çıktığını da bilirim. Hı hı. O bölgede. Ve örneğin bu incelenmemiş. Ve siz orada bir rüzgar kanalı yapıyorsunuz. Hemen havaalanının yanında bir tepelik alan vardır. 100 metre yükseltti. Onu kesiyorsunuz kanalla birlikte. Oradan Karadeniz'den esen rüzgarın aşağı doğru sarkması olasılığı var. Hı hı. Bir rüzgar kanalı gibi çalışabilir. Dolayısıyla bu iklimi değiştirir. Çevresini yapılaştırdığınız için arazi kullanımını değiştiriyorsunuz. Bu betonlaşmaya karbon bağlı solunum, olarak karbon solunum. İşte koyu renkli yüzeyler ve kiremit asfaltla albedosunu değiştiriyorsunuz. Hı hı. Su akışını değiştiriyorsunuz, buharlaşmayı değiştiriyorsunuz. Bütün bunlar oradaki lokal iklimi değiştirir. Küresel ısınmaya şöyle katkısı olacak. Günde 1,5 milyon litre mazot kullanılacak. Yıllık olarak 1,7 milyon ton karbondioksit eşdeğeri atmosfere sera gazı salımı yapılacak. Özellikle kazı sırasında, kazı döneminde yani. Kazı döneminde. Gemi geçişi sırasında da olacak.
Bütün o arazileri, işte ormanlar, tarım alanları vesaire, bunları değiştirdiğin zaman arazi kullanım değişikliği nedeniyle de bir 700-800 bin ton benim hesapladığım karbondioksit emisyonuna neden olacaksınız. Bunlara baktığın zaman küresel ısınmaya da katkısı olacak. Sera gazı salımlarını da arttıracak bir proje ki çok hızlı bir şekilde dünyanın iklim değişikliği açısından sera gazı salımlarımızı bugüne göre en kısa sürede, mümkünse yarın, hemen yarı yarıya azaltmamız lazım. Ki böyle bir zorunluluğumuz varken. Biz bunu arttırıyoruz. Gelelim oradan hava kirliliğine. Az önce de bahsettik. Ben hesapladım. Taşımadan, sadece taşımadan kaynaklanan 1,5 ton saatte fazladan toz emisyonu olacak. ÇED raporunda da aynen şöyle diyor. Toz emisyonları sınır değerlerinin üstünde. Bakın, zaten söyleniyor yani. Söyleniyor. Aslında. Ve öncesinde hava kirliliği ölçümleri yapmışlar. Mevcut durumu tespit etmek için 10 noktada sadece bir günlük partikül madde ölçümleri yapmışlar. Bakın 10 noktada, o kadar, o hatta 10 noktada bir sadece günlük bir günlük ölçümler yapmışlar. Partikül madde 10 mikron boyundaki partikül madde ve 2,5 mikrondan küçük partikül madde için. Ve bunları da sınır değerlere yakın bulmuşlar. 2,5 mikrondan küçük partikül maddeleri Türkiye'de yönetmeliklerde bir sınır değer yok. Dünya Sağlık Örgütü'nün vermiş olduğu 25 mikrogram bölü metreküp değerden yüksek bulmuşlar. Kanal yapılmadan önceki değerler. Düşük hesaplamışlar, diyor ki biz kazarken saatte 2,5 ton havaya şey vereceğiz, toz vereceğiz. Kamyonlar hariç. Kamyonlar hariç, patlatmalar hariç. Evet. Bunları da koyarsanız 5 tonları geçiyor. Saatteki günlük, bakın. Saatteki çarpı 24 çarpı 365. Çarpı yani 5 ton çarpı 24 çarpı 365 çarpı 4 yıl. O 4 yılda da biterse. Biterse. Uzarsa daha tabii da olur. Uzama ihtimali de yani, var tabii böyle. Bunun hesabını yapın, minimum şeyler. Ve şu anda zaten kirli. Ve bunun üstüne şu da yok. Yanında, hemen kanalın yanında hala ikinci etabı devam eden üçüncü havaalanı ya var. Evet. Biliyorsunuz havaalanını açtık ama biz havaalanı dört etapta bitirecek. Doğru. Ve toplamda 25 yılda bitecekti. Doğru. Halen inşaat devam ediyor diğer pistler. İki tane, üç tane daha pist var. Orada da bu kazıdan inen uçaklardan, oradaki şeyden kaynaklanan bir kirlilik var. Az önce kamyon trafiğinden bahsettik. Toz oluştuğunu bahsetmiştik. Bir de şey, günde 1,5 milyon litre mazot kullanılacak dedik. Evet. Peki mazot en kirli yakıt. Dizel yakıt. Bunun içinde ağır metallerinden tutun, hidrokarbonlarından tutun, işte yandığı zaman kükürt, dioksit, azot oksitler vesaireler karışacak, atmosfere verecek. Bunlar hesaplanmamış. Biz bunları soluyacağız yani İstanbul'da. Soluyacağız ama bunların hiçbir hesabı yok. Kanaldan gemiler geçecek. 86 bin gemi üzerinden hesaplama yapılmış. Evet. Modelleme yapılmış. Diyor ki kükürt dioksit ve azot oksit kirleticileri sınır değerlerin üstünde. Bakın, azaltabilir miyiz? Yok. Mevcut modellemeli fazla olduğu kirlilik geldiği belli. Ve bunun üstüne şu eklenmemiş. Şurada bekleme alanları var. Tam Terkos Gölü şu gemi var ya, geminin şuralarda bekleme alanı var. Şimdi 86 bin gemi geçerse bunlar aynı anda geçemeyecek. Tek geçiş. Diyelim ki bunun yarısı 43 bini böyle geçecek 12 saat. 43 bini buradan böyle geçecek. Yani böyle bir sıralı geçiş olacak. Bu gemiler bir kısmı burada bekleyecek, bir kısmı da boğazda kullanabilir diye şurada bekleyecek. Bu bekleme sırasında kaynaklanacak kirlilik de hesaplanmış. Ve Kanal İstanbul'un etki alanı diye chatte hesaplanan şey şu alan, şu kadarcık. Şöyle şu alan etkilenecekmiş gibi hesaplanmış. Ama öyle değil aslında. Bu anlattıklarınızdan değil, bile hani. Bakın, az önce dedik. Bütün Marmara bölgesinin ekolojik açıdan etkilenmesi mümkünken kanalın sağındaki solundaki birer kilometrelik alan incelenmiş. Ve böyle yapıldığı için de şu Terkos Gölü saydığım kirleticilerden etkilenecek mi etkilenmeyecek mi belli değil. İncelenmemiş çünkü. Ve etkilenmemesi imkanı yok. Bakın şeyi de unuttum. Bir de şuradan 3. köprü bağlantı yolları geçiyor ya. Bakın o da buradan. Terkos'un havzası içinden geçiyor. Buradan da kirlilik kaynaklı. Evet. Bir de sizin değindiğiniz bir şey daha var. O ada olacak kısımda da sadece tek bir su kaynağı kalıyor. O da şu, Alibeyköy Barajı. Evet, şurada Alibeyköy. 30 milyon metreküplük yıllık su. Etrafı yapılaşma var. Evet. Ve gidiyor şeyden. Düşünün, depremden bahsetti hocalarım. Buraya, bu adaya suyu
Buradan Terkos'tan borular yapacaksınız yine şeyin altından deplase edeceksiniz. Suyu buraya aktaracaksınız. Ömer'den yine var buraya. Yalnız şuradaki doğalgaz borusu, elektrik hatları. Diyelim ki bir şey oldu. Kıbrıs'a giden su borusu biliyorsunuz evet, çıktı. Evet. Böyle bir şey oldu. Şurada yaşayacak 8 milyon insanı susuz bırakma riskiniz var. Bir depremde izole oluyorsun. Evet. Yardım gelemez hiç ki ya bir yardım. Şimdi hemen süremi de... Flora kısmına da. Flora fauna şeyini. Şimdi dediğimiz gibi şu kuzey kısmında bir sürü ekosistemler var. İstanbul'da 2500 bitki türü var. Hı hı. İstanbul'a sadece İstanbul'a özgü, İstanbul endemiği bitkiler var. 23 kadar endemik bitki var İstanbul'da. Nesli tehlikede olan bir sürü bitki var. Bu alanda da var. Şurada bir kumul var. Hı hı. Ben de orada çok çalıştım. 3 senemi verdim o kumulda. Çok sevdiğim bir yerdir. Şurada muhafaza ormanı. Türkiye'nin en önemli korunan alan statüsü. Hiçbir şekilde dokunulmaması gereken yer. Çivi çakamazsınız. Bakın buradaki kumuldaki o herkesin bildiği şeyi söyleyeyim. Kum zambağı örneğini veriyorum. Herkes plajlara gittiği zaman görüyordur. Ben araştırma için dahi bir tane kum zambağını oradan almak istesem Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden izin almam gerekiyor. Bir tanesi için. Diyelim ki siz gittiniz, çok beğendiniz, söküp evinize götürmek istediniz. Yakalandınız, 60-65 bin lira ceza ödersiniz. Ve bu kum zambakları, şurada kumul var, burada Terkos kumulu, şurada ağaçlı kumulları. Bu kum zambakları endemik tür değil ama tehdit altındaki, tükenmekte olan türler. Kumulu dolduracaklar, diyor ki bu kum zambakları diğer bazı türler, örneğin Şile'de var, Şile kumullarında var, İğneada kumullarında var. O yüzden bunları kurtarmamıza gerek yok. Yok olabilir yani. Hiç problem hiç. Değil. Başka yerde var. Ha. Başka endemik türler var. Biz bunları taşıyacağız. Evet. Bir dakika. Kaçını taşıyacaksınız? Yani oradaki A türünün kaç tane bireyi var? Kaç o popülasyon büyüklüğünde kaç tane, işte 1000 tane mi, 10.000 tane mi, 20.000 tane mi var? Ve bunlardan kaçta kaçını taşıyacak? Ve taşınacak yerlerde aynı ortamı bulabilecek bakın, mi bu? Havaalanı ve 3. köprü için taşınanlarda çok başarılı olmadıklarını biliyoruz. Ve hiç bakın gündeme gelmiyor. Evet, nereye gittiler? Evet, onlar aynen. Başarılı oldu mu bunları bilmiyoruz. Soru işaretleri çok fazla ve zaten bu şekilde taşıma... yatırımın önünü açmak için kullanılmaz. Evet, biz doğa bilimciler türleri başka yerlerde korumaya alırız. Bunun şeyi vardır ama o nesli tükenmesin diye. Kuşlara değindik. Memeli hayvanlar, diğer türler var. Bir cümleyle özetlersek. Hemen özetleyeyim, yine ilginç bir şey. Çok fazla sayıda canlı var. Örneğin diyor ki şurada bir ada olacak. Hani denizden boğazı geçen domuzları hatırlarsınız. Evet, şu adada bir sürü canlı kalacak. Memeli hayvanlar, diğer hayvanlar, böcekler vesaire. Ve bunlar izole olacak. Diğer canlılarla, diğer taraftaki canlılarla bağlantı kalmadığı için gen akışı olmayacak. Ve kendi kendini dölleme nedeniyle zamanla yozlaşabilirler. Yani üreyemeyebilirler. Buna ne öneri getiriyor biliyor musunuz? Biz diyor 3-5 yılda bir burada yaşayan şeyler için dışarıdan her... Tür için ve bu türün yaşadığı yerler için dışarıdan 3-5 tane birey getireceğiz, orayı bırakacağız diyor. Nuh'un gemisi. Evet. Bu da imkansız. Sadece ve sadece nedir? ÇED raporunu böyle önermiş olmak için öneriyor. O olumsuzlukları birazcık olumluya çevirmek için yazılan şeyler. Peki hocalarım muazzamsınız. Hiç vakit kaybetmeden Haluk hocama o zaman gelelim. Toparlamayı da yapmış olalım. Göl çamur işini mutlaka hatırlayalım dedik. Bir de tsunami ile ilgili notunuz. Evet. Şimdi iki şekilimiz var. Geldi 8 hocam. Tsunami geldi. 8. Şimdi bu tsunami hesabı, yani bu tsunami haritaları bunlar anlatacağım. 2018 yılında birkaç üniversite İBB'ye bir rapor teslim etti. Yani İstanbul'un deprem listelerini zaman zaman güncelliyorlar. Hı hı. Bu 2018'de bu İstanbul ne kaybedecek deprem, beklenen 7 ve daha büyük bir depremde. Yani önümüzdeki 30 yılda %65 olasılıkla 7 ve daha büyük bir deprem olma olasılığı var. Her yıl %2,5 artıyor. Bu resmi açıklamalar bunlar. Eğer bu deprem olursa şu anda önünde lagün olan Çekmece Gölü'nün maruz kalacağı tsunami değerleri nedir? Hı. Yani şu anda lagün var. Yani şu önünde biliyorsunuz işte karayolunun geçtiği lagün burası. Hı hı. Lagün diyoruz, bunun ağzı doğal olarak kapanmış. Şimdi eğer beklenen 7.2 büyüklüğünde bir deprem Orta Marmara Fayı'nda olursa, biraz önce gösterdim, evet. Orta Marmara Fayı, yani Silivri açığından Adalar açığına kadar uzanan
o fay üzerine bir deprem olursa, ki bunun beklenen bir deprem olduğunu söylüyorsunuz. Depremin yaratacağı tsunami, hı hı, şu kırmızı ve morarmış yerler en yüksek yerler. Yani 5 metreyi geçiyor. 5.4 metre kıyılara yükselmiş tsunami dalgası geliyor ve 1200 metre içeri giriyor. Kıyılardan. Yani kıyılardan 1200 metre içeri giriyor. Bir de depremsiz tsunami var. Hı hı, öyle mi? Depremsiz, evet, tsunami ihtimali de bu var. Bu raporlarda bunlar da var. ÇED raporunda da var. 2018'de İBB'ye teslim edilen raporda da var. Depremsiz tsunami ne? İstanbul'un güneyindeki fayın, Kuzey Anadolu fayının, Kuzey Marmara fayının geçtiği güzergah üzerinde yamaçlarda birikmiş çok sayıda büyük heyelanlar var. Hı. Yani 15-20 metre kalınlığında devasa tortul toprak kütleleri birikmiş yamaçta duruyor. Bunlar bir depremle de hareket edebilir ya da ufak bir depremle de hareket edebilir ya da kritik seviyeye geldiği için kanalı açtınız diyelim, onun taşıyacağı suyla da gidiyor. Kendinden de hareket edebilir. Böyle bir risk var. İstanbul, Marmara'da son 2000 yılda 37 tane tsunami var. Tarihte. Bunlar kaydedilmiş. Hı hı. Eğer deprem olmadan yalnız heyelan olursa deniz tabanında, tetiklenirse heyelanlar, o zaman da 12,5 metre yükseklik hesaplıyorlar. Kıyılarda ve 2000 metre çekmece gölünden içeri gidiyor. Olabileceğinden bile kırmızı daha fazla. Morlar en yüksek yeri. Hı hı. Bakın burada ölçekler var. Evet. Evet. Ve içeri giriyor 2000. Dolayısıyla şimdi bu, bunun arkasından 2019 ÇED raporunda ne geldi? Bundan sonraki şekil lütfen. Hemen bakalım. 9 numaraydı galiba. Evet. Depremli tsunami için bir şekil yok ÇED raporunda. Neden bilmiyorum ama diyorlar ki Armutlu Yarımadası'nın kuzeyindeki Yalova fayını biz senaryoya aldık. Hı hı. Peki 2018'deki tsunami hesabında niye başka fayı aldınız? Orta Marmara fayını aldınız da ÇED raporu için Yalova'daki fayı aldınız? Bunun cevabı yok. Bilim alanında bir fikri takip de yapılmadan aynı ekip yapmış. Aynı ekip yapmış. Ona rağmen. Aynı ekip. Ona göre modellemişler. Peki yaratacağı maksimum tsunami yüksekliği Çekmece Gölü girişinde Dalga Kıran'da ve Römörk Limanı'nda, artık lagün yok, lagünü kaldırdılar. Evet. Dalga Kıran ve Römörk Limanı yapıyorlar Çekmece Gölü'nün ağzına. Orada beklenen tsunami, ki Yalova fayı hareket ederse, hı hı, Orta Marmara fayı için bilmiyoruz. Modelleme Orta Marmara fayı için aldı. Lagünlü durumda zaten 6 metreydi. 5 metre, 5,5 metre. 2.35'te 3,5 metre olacak diyor. Ama harita yok. Bir de depremsiz tsunami'yi de hesap etmiş ÇED raporunda. O da diyor ki Karadeniz için de hesap etmişler. Yani Karadeniz, Bulgaristan kıyılarında, Karadeniz kıyılarında da bir deprem olma olasılığı var. Mesela Bulgaristan açıklarında, Varna açıklarında. 1 metre mi? O zaman 1 metre veriyorlar. Yani Karadeniz'den kanala 1 metre yüksekliğinde tsunami girebilir diyorlar. Ona göre yapın. Hı hı. Peki eğer heyelan, deniz heyelanı, başka bir deniz heyelanı modelleme olursa yapmışlar. Deniz heyelanı olursa depremsiz, o zaman 6.8 ile 9.6 metre arasında küçük kanaldan içeri girecek çekmeceyi, kıyılarını ve avcılar çekmece kıyılarını tsunami basacak. Dolayısıyla böyle büyük riskler var. Şimdi İstanbul'un zaten deprem riskleri alabildiğine yüksek. Evet. Ne kadar yüksek? Son 2018'de yapılan revize edilmiş İstanbul risk analizinde diyor ki 15 milyon nüfusa göre yapmışlar bunu. 1372 bir binaya göre yapmışlar. İstanbul'da 1 milyon 372 bin bina var. Bunun kimi tek katlı, kimi 30 katlı. 326 bin bina 2000 yıl sonrası inşa edilmiş. Dolayısıyla 1 milyon 100 bin binaya göre şöyle bir rakam çıkıyor. 150 bin bina, 500 bin hane deprem riski olarak verilmiş. Ve 500 bin hane böyle büyük bir depremde barınma ihtiyacı duyacak. Yani ortalama 1,5 milyon kişi. Bu daha kanalı falan düşünmüyoruz. Evet, evet. %50 aşılma olasılığına göre 6 bin bina, %16 aşılma olasılığına göre 40 bin bina yerle yekle sağlık olacak. Maddi kayıp maksimum 102 milyar lira. 4 ve 7 katlı binalar, 1980 öncesi yapılmış binalarda hasar daha fazla olacak.
En fazla hasar Beyoğlu, Eyüp, Bayrampaşa, Eminönü, Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy, Bahçeşehir, Küçükçekmece ve Avcılar'da olacak. Yani depreme hazırlı olmak, can kaybı için kullanmak daha makul değil mi o zaman? Can kaybı 15 bin ile 30 bin arası. Oo, çok fazla. Dolayısıyla şimdi İstanbul'un zaten böyle bir deprem riski var. Tespiti var. Yani böyle bir, yani Kanal bunu, İstanbul buna hazırlanmamız yapacak gerekirken biz şimdi ne yapıyoruz? Bir de kanalı yapıp fazladan riskler getiriyoruz. Ama hem de çok yönlü riskler getiriyoruz. Biraz önce hocalarımız anlattı. Çevre riskleri, iklim riskleri, ayrıca jeolojik, jeofizik ve jeoteknik olarak kanalda bir deprem anında sıvılaşmalar ve heyelanlar tetiklenecek diyor. Ya da yeraltı sularının tuzlanma ihtimali. Tabii çok yönlü depremin etkiye var. Bir de kanalın getireceği riskler var ya. Evet. Yani deprem, bir deprem kanalı da risklerini ortaya çıkaracak. Evet. Bu sefer riskler katmerli hale geliyor. Yeraltı suları da yeraltı o konudaki girmedik. Yani şimdi o deprem oldu. Kaza bakın. Chat raporundan yine araya girdim, affedersiniz. Hocam. Hani diyoruz ya, boğazı kurtarmak için yapıyoruz diye. Ama chat raporunda yazan bir şey söyleyeyim. Kanal daha uzun olduğu için toplam kaza riskinde bir azalma olmadığını söylüyor. İki türlü kaza var. Gemilerin çarpışması kaza riski azalıyor. Tek taraflı yaptığınız gemilerin için. Gemilerin tsunami'de çarpışacağını da yazıyor. Hı hı. Ama herhangi bir mekanik hata, yani kenarlara çarpma, dümen kilitlenmesi gibi tarzdaki kazalarda uzadığı için boğaz da aynı risk taşıyor. Aynı anladım. Sayıda risk var. Dolayısıyla hani şeyi azaltmıyor. Kaza riskini azaltmıyor. Ve şu da yok. Bakın ne kadar beton yapacaklar veya taşla kaplayacaklar. Diyelim ki tsunami oldu. Beton kırılırsa o tuzlu su ne olur? Kaza oldu. O taşlar kırılırsa ne olur? Buna nasıl müdahale edeceksiniz? Ve bu yeraltı sularının tuzlanma riski söz konusu. Ve şey de çok ilginç. Buradan yeraltı sularını tuzlandırırsanız jeolojik yapı nedeniyle bütün İç Trakya'nın yeraltı suları tuzlanabilir. Oo, tamamen o kadar geniş bir coğrafyada etkisi olacak. Çekmece Gölü içinde çamur var. Tahminen bir Bedri Alpar arkadaşımız yazmış. 53 milyon ton bir çamur var Çekmece Gölü içinde. Bunlar birikmiş 1945 ile 1972 yılları arasında çökelmiş çamur mülçesinde yüksek değerlerde HCH ve DDT var. Peki. Ve bunu temizleyecekler de sonra ne olacak? Nereye dökülecek bu toksik? Bununla ilgili uluslararası yayınlar var. Toksikolojide yayınlanmış. Bu toksik çamuru, yani 53 milyon metreküp toksik çamuru ne yapacaklar kimse bilmiyor. Chat raporda bilmiyor. Bununla ilgili ama çamur değil. Şu da yok bakın. Toprak örneği alınmış sadece üstten 30 santim. Şimdi bazı yerlerde 150 metre aşağı ineceksiniz, kazacaksınız ve orada bir sürü şey var, kayalar var, toprak var. Bunların içindeki toksik elementler, ağır metaller var mı, bunlara bakılmamış. Var. Asbest bile olabilir. Hiçbirine bakılmadı. Nasıl kazılacak? Hiç bakımsız bir araştırma yapılmış ve yayınlanmış. Evet, yayınlanan var. Şu notu da hemen düşelim mi hocam? Nihai chat raporu. Bir de bazı evler yıkılacak. Evet. Yer değiştirme olacak. O evlerde de kirleticiler ve asbest olabilir. Bunların da ne olacağı belli değil. Bunlar da hiç irdelenmemiş. Yazılmamış, bahsedilmiş. Şimdi şu şeyi de verelim. Normalde son şekli verilen, o itiraz yapılan son bir dakika. Ama son sözü Ahmet Hocam bırakacağım. Süre şeyde bitti. Geçtiğimiz pazartesi günü şunu Çevre Şehircilik Bakanlığı şunu açıklaması lazımdı. Ya ÇED olumlu kararı vermesi gerekiyordu. Evet. Ya da ÇED'i uygun bulmayıp geri iade etmesi gerekiyordu. Bu kararı vermedi. Şu anda yönetmelik dışı bir süreçteyiz. Bu kadar sürede geri vermediyse çok da itiraz vardı. Mutlaka chat raporunu iade etmesi gerekiyordu. Evet. Maalesef o yönetmelikteki süre içinde karar vermedi. Demek ki daha konuşacağız. Ahmet Hocam bir cümle. Son söz. Bir cümle hadi. Kaç saniye? Bir cümle. 10 saniye. Maçlarda bile inkıta var, şey var, penaltılar var. Habitat diyor ki Birleşmiş Milletler'in kuruluşu. Evet. Dünyanın sonunu bu büyük şehirler getirecek. Megapolisler, kalabalık. İstanbul'un bir kişi daha fazla almaya tahammülü yok. Evet. İstanbul 3000 kişiyken, 3 milyonken güzeldi. Buralara böyle 1 milyon falan insan taşımak diğer bir cinayet. Yani neyse. Hı hı. Benim çocukluğumda ateş böcekleri çıkardı Ağustos'ta. Evet.
Yanıp söndü, evet. Şimdi göremiyorum. Şimdi genç. Ben hala görüyorum. Kuzey çıktı yerine, yine geldi. Onlar gitti. Sivrisinekler. Evet. Bitiriyoruz. Niye sivrisinek? Moskitos. Peki. İstanbul'u bitiriyoruz ve programı da bitiriyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bu programın daha uzun halini de gerçekten yapmak isterim sizlerle. Çünkü hem çok güzel bilgiler aldım sizlerden hem de gerçekten doyamadım. Bir de sizlere danışmak gerekiyormuş efendim. Bunu bir kez daha anladım. Bakın hiç siyasetten bahsetmedik biz. Kutuplaşmadan bahsetmedik. Biz bilimden bahsettik. Profesör Doktor Ahmet Vefik Alp, Profesör Doktor Doğan Aytolunay ve Profesör Doktor Haluk Eydoğan. Çok teşekkür ediyorum efendim. Biz sağolun. Bu kıymetli katkılarınız için. İzleyicilerimize teşekkür ediyorum. Daha çok konuşacağız belli ki. Tekrar görüşelim efendim. Hoşçakalın.